Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. PyTalks'un 6. haftasında fonksiyonlarla ve Mustafa ile sizlerle beraberiz. Ne haber Mustafa? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Senden ne haber? Harikayım, mükemmelim. Geçen haftaya göre daha iyiyim en azından. Evet. Evet. Bu hafta bir sözün vardı. Bizim yazdığımız kodu bir satıra. Evet, onu bir satıra indireceğim. Onu Evet, bir şöyle satıra indireceğiz. 1, 2, 3, yani 3 alt konu var. 3 alt konunun sonunda söyleyeceğim. Yani yaklaşık bir saat 21.45, 22 gibi falan olur muhtemelen o da. Evet, bir satır kodu indirebilir miyiz gerçekten? İndiririz. İndiririz. Yaparız onu. Evet bakalım merakla bekliyorum. Ya şimdi gören arkadaşlar şey diyecek, ya bu bir satır kod falan diye de. Sonrasında gelen açıklamada anlayacaklar ne demek istediğimi. Evet arkadaşlar, ben hiç lafı uzatmadan bu hafta fonksiyonları işleyeceğiz. Fonksiyon mantığından bahsedeceğiz. Fonksiyon mantığı matematikte bildiğimiz fonksiyon gibidir aslında. Bir giriş verisi verirsiniz. Bir çıkış verisi, pardon, bir giriş verisi verirsiniz. Fonksiyon onu bir fabrika gibi içerisinde işleyip size bir sonuç çıkarır. Fonksiyonun genel mantığı budur aslında. Yani bütün programlama dillerinde aynıdır. Hani mantık olarak yeni bir kavram gibi düşünmenize gerek yok. Bildiğimiz matematikteki fonksiyon kavramıdır bu. Hatta kısa bir şekilde ben size şöyle bir örnek de verebilirim arkadaşlar. Şöyle bir, çok özür dilerim, hemen ayarlıyorum arkadaşlar. Yakalama. Paint. Bir tane Paint açacağım size. Evet. Şu anda Paint'in görünüyor olması gerekiyor. Hay Allah. Pardon. Şöyle. Bu birazcık arkadaşlar şeyden çıktı. Hani anlık gelişen bir ders oldu. Kusura bakmayın. Yani fonksiyon anlatımını bu şekilde yapacağım. Evet. Şu anda kötü mü görünüyor? Burada bir sıkıntı mı var? Tamam. Şimdi daha iyi. Sesim geliyor değil mi? Bana geliyor. Süper. Evet. Şimdi arkadaşlar, ben size şöyle bir şey anlatayım. Hatta şuraya da bir de kendimi de ekleyeyim. Orada hani göstermem gereken bir şey olursa onu da oradan göstermiş olurum. Şöyle. Şunu ekleyeyim. Pardon, biraz büyük geldi. Şuraya ekledim kendim. Evet sevgili arkadaşlar. Fonksiyon mantığından bahsedecek olursak. Normal bir matematik fonksiyonu yazalım. Mesela fx eşittir 2x artı 1. Bu normal bir fonksiyon. Doğrusal bir fonksiyon diyebiliriz buna. Fonksiyonda biz x'in yerine 0 koyarsak burada f0 eşittir 2 çarpı 0 artı 1 olur, değil mi? Yani sonuç ne olur? 1 olur. Değil mi? Basit, yani basit matematik ve fonksiyon. Şimdi bizim burada elde ettiğimiz sonuç nedir? Bir tane daha örnek vereyim. Yani daha doğrusu iki noktayı daha eklemek istiyorum ben buraya. Çünkü gerçekten anlaşılmasını istiyorum bu konunun. Gerçekten matematikteki fonksiyonlardan bir farkı olmadığını göstermek istiyorum size. Bir de x2 için alalım. x2 eşit x eşittir 2 fx pardon f2 eşittir 2 çarpı 2 artı 1 ne oldu? F2 eşittir 5 oldu değil mi? Tamam. Şimdi biz ne yaptık burada? Bir fonksiyonumuz var. Yani bu fonksiyonumuzun kuralı sabit değil mi? 2x artı 1. Ben buraya
x0 verdiğim zaman cevabı ne geldi? 1 geldi. X'i 1 verdiğim zaman ne geldi? 3 geldi. 2 verdiğim zaman ne geldi? 5 geldi. Buradan şunu çıkarabiliriz. Eğer ki buradaki kuralın içerisinde x varsa sonuç değişir. Şimdi biz bu tarz fonksiyonlara parametreli fonksiyonlar diyoruz. Parametreli fonksiyonlar. Bir de şöyle fonksiyonlar vardır bilirsiniz. Sabit fonksiyonlar. Yani siz atıyorum fx eşittir 3 olduğu zaman x yerine ne koyarsanız koyun 2 olsun, 3 olsun, 5 olsun fark etmez. Fx her zaman 3'ü döndürecek değil mi? Her zaman 3. Yatay bir çizgi olur yani burada. Bunlara da parametresi yani parametresi ne olursa olsun değişmeyen fonksiyonlar diyoruz normalde matematikte. Şimdi programlamadaki örnekleri görerek bunu pekiştireceğiz. Bunları hatırlıyorsunuz zaten. Burayı hızlıca geçiyorum. Peki Evet. birden fazla parametreli fonksiyonlar da var. Mesela Onlar onları da karşılığı şöyle var mı? gösterelim. F x virgül y mesela değil mi? Bu da ne olsun? 5x eksi y olsun. Burada ne yapıyorduk? X eşittir atıyorum 2 iken y de eşittir 3 iken ne yapıyoruz? X yerine 2 yazıyoruz, y yerine 3 yazıyoruz. Burada da aynı şeyi yapıyoruz. F 2 virgül 3 eşittir 5 çarpı 2 eksi 3'ten 7 bulduk. Burada birden fazla parametre alan fonksiyonlar. Evet. Şimdi bunu var mı? Sorusu olan var mı? Biraz hızlı geçiyordum ben buraya ama. Yok sanırım. Tamam. Bu anlattığımız kavramları bir de programlama üzerinde görelim. Evet. Bir saniye. Fareyi bulamadım ya. Buradan nereye geçelim? PDF'imize geçelim. PDF'imizde. Fonksiyonlar ana başlığımız. Birinci fonksiyon türümüz geri dönüşsüz fonksiyonlar. Geri dönüşsüz fonksiyonlar çağrıldıklarında fonksiyon gövdesini tanımlanan kod parçasını çalıştırırlar ve herhangi bir değer dönmezler. Yani burada şu yazılan cümle tam olarak bunu karşılıyor ve bundan başka bir şey düşünmenize gerek yok. Fonksiyonlar parametre içerebilir veya birden içerebilir veya içermeyebilir. İçerebilir kısmında bir veya birden fazla kısmı da içerisine giriyor. Yani bizim burada yaptığımız şey ne? Bir fonksiyon tanımlıyoruz. Ve içine sadece print merhaba dünya yazdırdık bu kadar. Başka da hiçbir şey yok. Veya bir fonksiyon oluşturduk. İçerisine bir parametre verdik. Buradaki bu parantez içerisindeki değişkenlerin isimlerini argüman olarak da duyabilirsiniz. Argument olarak da duyabilirsiniz. Parameters olarak da, parametre olarak da duyabilirsiniz. Ben genelde parametre diyorum ama argüman duyarsanız o da şey değildir. Hani farklı bir şey değildir. Yanlış değildir. Şöyle bir fark var sanırım aralarında. Parametre fonksiyon tanımında yazdığımız değişkenin ismi. Argüman da o fonksiyona verdiğimiz değerin ismi. Mesela neyim burada parametre ama ben my funk 3 dersem o 3 argüman olmuş oluyor. Bu da küçük Tersi değil miydi o? ekonomi bilgi. Efendim? Tersi değil Ben böyle miydi? hatırlıyorum. Öyle mi? Evet. Anladım. Evet. Yani bir şey doğru. Fonksiyon tanımındaki şeyle verdiğimiz değerler. Evet. Arasındaki fark o. Ama duyarsanız bu ikisi de birbirinden çok farklı şeyler değil. Birisi fonksiyon içerisinde tanımlanırken aldığı isim, birisi kullanırken verdiğimiz değerlerin ismi. Bu iki farkı ben çok fazla şey yapmıyordum. Hani çok duymamıştım açıkçası. Teşekkür ederim. Şimdi geri dönüşsüz fonksiyonlarla ilgili bir tane şey yapalım. Deneme yapalım. Nasıl bir deneme?
Bu geri Evet. dönüşsüz fonksiyon fikri matematikte fonksiyondan biraz farklı sanırım. Çünkü matematikte Tabii. Tabii. verdiğimiz her değerin bir karşılığı var. Her yükte ama burada biraz daha Burada farklı sadece gibi. çalıştırmak. Burada sadece yani geri dönüşsüz fonksiyonların dediği gibi matematikteki fonksiyonlardan farkı sadece kodu çalıştırıyor. Bu kadar. Kodları azaltmamıza da yarıyor tabii bu özelliği. Yani geçen sene biz for pardon geçen hafta biz for döngüsü kullanarak 70 satırlık şeyi 3 satıra düşürmüştük ya. Burada da bazen öyle büyük kod demetlerimiz oluyor ki onu da birçok yerde çalıştırmak zorunda kalıyoruz. Onları çalıştırırken sürekli her seferinde 50 satır 50 satır yazmaktansa fonksiyon oluşturuyoruz. Ve fonksiyon aradaki kodu çalıştırıp devam ediyor. Yani bize 50 50 50 50 atıyorum 5 kere çalışacağız. 250 satır kullanmaktansa bir kere 50 satır yazıyoruz ve 3-4 kere üst üste yazıyoruz. Bu da bize en az 200 satır kod bloğunda yardımcı oluyor. Bu 200 satır hani hiçbir şey neredeyse. Evet. Şimdi fonksiyonlara giriş yapalım Python'da. Fonksiyonlar def keyword ile tanımlanır. Def. Def de yanlış bilmiyorsam eğer definition'dan geliyor ya da başka bir anlamı varsa ona bakarsam Mustafa sevinirim. Def keyword ile anahtar sözcüğüyle tanımlanıyor. Biz buraya mesela ne yazalım? Fonksiyon deneme. Bakın. Fonksiyon olduğunu burada şey olduğundan görebilirsiniz mesela. Kalınlaştı. İsmi kalınlaştı. Fonksiyon deneme yazdıktan sonra bunun bir fonksiyon olduğunu belirtmek için parantez açıp kapatıyoruz arkadaşlar. Bu fonksiyonlarda kesinlikle olması gereken bir şey. Yani ben buraya mesela atıyorum. Buraya print merhaba merhaba dünya yazdım. Pardon. Ben buraya merhaba dünya yazdım. Ben buraya sadece fonksiyon deneme yazarsam bu bunu çağırmaz. Çünkü yukarıdaki fonksiyon deneme bir fonksiyon, aşağıdaki değişken. Python bize belki bir şey yapabilir, yardım sağlayabilir. Ama bakın burada ne yazdım? Fonksiyon deneme bu adreste. Yani RAM'deki bu adreste bu fonksiyon var diyor. Ben buraya type of yazarsam mesela pardon type yazarsam bunun yine bir fonksiyon olduğunu göreceğiz. Class function gördüğünüz gibi. Yani biz ama şöyle bir şey var buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada fonksiyon deneme diye bir fonksiyon oluşturursak eğer buradaki fonksiyon deneme yazdığımız şekilde fonksiyon çağırılmaz. Bu fonksiyonu çağırmak için ne yapıyoruz? Parantezi açıp kapatıyoruz ki onun bir fonksiyon olduğunu Python anlasın. Bunu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Programlama dillerinde ben kendi bildiklerimden söylüyorum. JavaScript'te ki JavaScript en az 3-4 tane fonksiyon tanımlama yöntemi var. C#'da, Java'da, daha sonrasında yani SQL'de mesela veri tabanı yazılımında parantezi açıp kapatmak fonksiyon belirttiğini gösterir. Fonksiyon gösterir. Lambda fonksiyonlarını gösterir. Lambda fonksiyonlarına da giriş yapacağız. Parantez açıp kapatmak çok önemli. Başlatıyorum, deniyorum. Fonksiyon deneme fonksiyonumuzu yazdık. Ben bunu hiç yapmayayım ya. F deneme yapıyorum bunu arkadaşlar. Bu bir fonksiyon deneme fonksiyonu falan. F deneme fonksiyonumu çağırdığımı göstermek için de print'e yazdırıyorum. Pardon. Print yazmama gerek yok. Çünkü içinde zaten print var. Mesela ben direkt F deneme diye yazarsam ne olur? Hiçbir şey yazmaz. Ama ben bunu fonksiyon olarak gösterirsem ne olur? Merhaba dünya yazar. Burası anlaşıldı mı? Ben bunu eğer ki şu aşağı yazarsam yani burada bir sürü kod demeti olsun. Bir sürü. Ben bunu istediğim yere yazayım. Bu direkt buranın içerisindeki kodları yazar bana.
Burayı anladık mı? Bakın en başından sıkıntı çıkması iyi olmaz. Söyleyin bir sıkıntı varsa hemen en baştan halledelim. Aslında bir debug noktası yani bir breakpoint koyarak şeyde görelim mi? Tam ne oluyor? Debug mı yapalım Mesela diyorsun? defterlemeye girdiğimizde ne oluyor? Şöyle yapalım o zaman. Şunu aşağıya alalım. Aşağıya aldığımız zaman ne olacak? Benim göstermek istediğim şey şu. Şöyle olsun. Bunun aşağıda olsa bile bu çalışmaz mı? Çalışması gerekiyor aslında. Çalışıyor, evet. Bir an çünkü Çalışmıyor. C dillerindeki Pardon, ben C dili gibi düşündüm de onda çünkü fonksiyonu tanımladığın zaman bir de imzasını yazman gerekiyor yukarıya. Evet. Buraya bir breakpoint koyalım. Burası tamam değil mi arkadaşlar bu arada? İlerliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane breakpoint koydum. Breakpoint geçen hafta yapmıştık. Neydi? Debug yapmak için. Yani hata ayıklamak için. Bir sorun var mı yok mu bunu kontrol etmek için. Ve breakpoint koyduktan sonra normal çalıştırmıyorduk. Yan taraftaki debug tools'tan çalıştırıyorduk bunu. Debug file dediğimiz zaman bastık. Bakın. Bu birinci satırda durdu. Ben bir de yedinci satıra koymak istiyorum bu breakpoint. Devam ediyorum. Burada file variable mıydı? Böyle yapalım. Devam ediyorum. Bastım. Bakın. Şu anda hala bir sorun yaşamadı. Yaşamasını beklemiyoruz zaten. Pardon, özür dilerim. Ben onu tekrardan şey yapmışım. Continue diyorum. Bastım. Bakın. Ne yaptı? Fonksiyonu çağırdı. Fonksiyonu çalıştırdı ve fonksiyonun tanımına gitti. Tamam mıdır burası? Fonksiyonun tanımına gittikten sonra bakın bastığım zaman merhaba dünyayı yazar. Ve program da orada kapanır. Bakın kapandı zaten. Yani burada dediğimiz şey ne? Ben burada bir sürü fonksiyon yazayım, bir sürü kod yazayım. Bu buna gidecek ve bunu yazdırıp işlemlerine devam edecek. Şöyle bir şey yapalım mı? Print PyTalks diyeyim mesela. Ne yapacak biliyor musunuz? Birinci satırdan altıncı satıra gidecek, yedinci satıra gidecek, sonra üçüncü satıra gidecek. Çünkü biz bunu böyle kodladık. Yani fonksiyon mantığı olduğu için biz bunu böyle kodladık. Bakalım mı? Bakalım. Bakın başlattım. Devam ettim. Bakın 7. satırda şu anda. Devam ettim. Bakın merhaba dünyayı yazdırdı. Sonra PyTalk'u yazdırdı. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Şöyle de düşünmeyin. Yani bu defter her zaman aşağıda mı olmak zorunda? Kesinlikle değil. İstiyorsanız başka bir dosya Öyle açın. ama aslında. Efendim? Enter'a basarsan o kod çalışmayacak, hata verecek. Ben de Nasıl öyle yani? en azından. Nasıl Normal yani? debug modunda çalışınca şimdi böyle oldu ama normal çalıştırsan abi mesela. Yo. Ben de niye hata veriyor? Yani bir şey Ben aynısını vardı. yapıyorum. Bir şey farklı şu anda ikimizde. Neden olmuş olabilir biliyor musun? Ben yukarıya tanımladım. Variable Explorer ekledi ya. Belki ondan olabilir. Ha. Akna tuttuğu için. Ha şöyle yapalım yine de. Evet. Orayı Siz şöyle yapın arkadaşlar. Fonksiyonu tanımladıktan sonra fonksiyonu çağırın. Burada ben de farklı, Mustafa da farklı olmasını istemiyorum. Aynı gitmeyi istiyorum ben de. Fonksiyonu tanımladıktan sonra çağırın. Yani bu şöyle bir şey var. Bazı programlama dillerinde bunun sırası olmaz. İstiyorsanız başka dosyadan çağırın. İstiyorsanız bir kodu birinci satırda çağırın. Fonksiyon 2500. satırda olsun. Bu yine çağrılır. Fakat Python'da böyle bir sıkıntı yaşanacağını ben tahmin etmemiştim. Evet. Dediğim gibi fonksiyon tanımlandıktan sonra fonksiyon çağrılır. Çağıralım. Böyle yapalım yani. Şimdi
bu fonksiyonumuzu birazcık değiştirelim. Ne yapalım? Birer parametre ekleyelim. İsim diyelim. İsim dedikten sonra, yani parantezler içerisinde yazdığım için parametre oluyor. Yani fonksiyonun parametresini eklemiş oldum. Merhaba dünya demedim de merhaba virgül isim dedim. Sonra da buranın içine dedim ki merhaba AI Akdeniz. Tamamdır. PyTalks merhaba AI Akdeniz demesini bekliyoruz biz burada. Gördünüz mü? Ve ben buraya ne yazarsam yazayım, bakın bunu yazdıracak. Çünkü neden? Ben oraya bir tane parametre verdim. Yani pardon. Bu parametre oluyor, bu argüman oluyor, değil mi? Evet, öyle Tamam. diye hatırlıyorum. Onu da istersen bir bak. Onu da yanlış şey yapmayalım. Yani emin olalım onu bir yandan. Şimdi şuna bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki isim parametresinde şunu söylemiş oluyoruz. Ben buraya ne yazarsam yazayım, sen fonksiyonun içerisinde isim gördüğün her yere bunu yapıştır. Ben buraya da tekrardan işte şuraya dersem ki print benim ismim hoşluk isim. Bakın ben buraya dersem ki Kadir. Bakın buraya da Kadir yazdı, buraya da Kadir yazdı. Burayı anladık değil mi? Burası gerçekten çok önemli. Ben burada isim yerine ne yazarsam F denemede hangi parametre göndersem göndereyim buraya isim yazması gerekiyor. Şöyle bir örnek verelim. Nasıl yapalım? Mesela bir tane daha fonksiyon oluşturalım. Topla diye bir fonksiyon oluşturalım. Topla A virgül B dedim. Ben dedim ki bunu. Bir tane C diye bir fonksiyon değişkenim olsun. A ile B'yi toplayayım. Daha sonrasında da C'ye yazdırayım. Tamam mıdır burası? Çok basit bir toplama işlemi yazdım ben buraya. Ve burada da şunu görmüş oluyoruz. Birden fazla değişken nasıl kullanılır onu da görüyoruz. Sadece araya virgül koyup diğer değişkenin ismini yazmak birden fazla parametre kullanmak için yeterlidir. Ben buraya diyorum ki topla 3,5. Cevap ne olması gerekiyor? 8. Bakın 8 yazdı zaten buraya. Bunlar geri dönüşsüz fonksiyonlarda temel olarak bilmeniz gereken şeyler. Zaten genel olarak şöyle bir şey de var. Matematiksel işlemler, özellikle toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Bunlar da pardon, bunları yaparak bir pratik kazanabilirsiniz. Şöyle yapalım. Çarp böl. A artı B, A eksi B, A çarpı B, A bölü B. Mustafa, bir detay var. Sakın söyleme. Onu arkadaşlardan bir şey yapacağım. Tamamdır. İsteyeceğim. Evet. Topla dedim. Topla. Şöyle yapmak istiyorum ben. 5 ile 0'ı toplasın. Kaç olacak? 5 falan filan. Şöyle bir şey yapalım. Çıkar. Hepsine aynı şeyi vereceğim. Çarp. Böl. Teker teker bunu ben başlatıyorum önce. Topla. 5 ile 0'ı topladık. 5. Çıkar dedim. 5'ten 0 çıkarsa ne olur? Çıkar. Not defined çıkarmaymış. Pardon. Bastım. Bakın yine 5 yazdı. Çarp dediğim zaman ne söylemesi lazım? 0. Böl dediğim zaman ne söylemesi lazım? Division by zero. Bir sayının sıfıra bölümü sonsuzdur. Değil mi? Değil Tanımsızdır aslında. mi? Tanımsızdır. Aslında onun açıklaması şey oluyor. Şöyle bir şey. Onu ben açıkçası anlatmayı çok istedim. Ya bugüne nasip iş gerçekten. Evet, yıllardır bu anı Yıllardır bekliyormuşsun. bu anı bekliyordum ya gerçekten. Şöyle bir şey arkadaşlar. Küçük bir grafik, küçük bir bile matematiğe girmiş olalım. 5'i 2'ye bölersem
2,5. 5'i 1'e bölersem 5. 5'i 0,5'a bölersem 10. 5'i 0,1'e bölersem 50. Yani burada ne söylemiş oluyorum ben? Bana deyin ki Kadir, Kadir ne anlatıyorsun sen? Ben de derim ki şunu söylemeye çalışıyorum. Sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bunu 2'ye böldüğüm zaman 2,5 oluyor. 1'e böldüğüm zaman 5. 0,5'a böldüğüm zaman 10. Neden? Çünkü ben o alttaki sayıyı ne kadar küçültürsem o da sonsuza doğru yaklaşacak. Ondan dolayı. 5'in sıfıra bölümü sonsuzdur ama bir sayının sıfırıcı kuvveti tanımsızdır. Öyle bir şey vardı. Ben öyle hatırlıyorum. Bir Hatırlamasam da sayının önemli değil. sıfırıncı Efendim? kuvveti bir oluyor. Bir sayının sıfırıncı kuvveti bir oluyor. Sıfırıncı kuvveti yok. O da bir değil mi? O değil. Bire değmiyor. Hemen Onun Python'da yapalım. Python'da direkt yazalım. Orada şey çünkü. Bir evet. Her sayının sıfırıncı kuvveti bir. Evet. Sıfırda bir sayı olduğu için. Şöyle bir şey var. Şurası bir ya. İçimdeki matematik öğretmenini karşı koyamıyorum. Burası bir ya. Evet. X üzeri x eğrisi olduğunu düşünelim. Şöyle bir grafiği var x üzeri x'in. Bir yani önce azalıyor sonra yükseliyor. Ondan dolayı burada 1'e değmiyor burada. Ya yani limit değiyor da neyse önemli değil. Bu kadar çok da uzaklaşmayalım. Evet arkadaşlar bölme işlemine geldiğimize göre şuraya geldim. Bölme işleminde kontroller yapmamız gerekiyor. Çünkü biz burada atıyorum bir matematiksel fonksiyon uğraşıyoruz. Yapay zeka kısmında biz matematiksel işlemler yaptıracağız. Bu tarz hata kontrollerini yaptırmamız lazım. Bizim onun için ayrı bir kontrol sistemimiz var. Try Catch Finally diye. Ama şu anda ona girmeyeceğiz. Şu anda sadece fonksiyonlar üzerinden gidiyoruz. Ben burada diyeceğim ki mesela böl dedim ama orada ne dedi? Division by zero. Yani zero division error. Bu her programın dilinde vardır. Bu hata. Yani bunu yapmayın diyor. O zaman biz burada ne yapmamız gerekiyor? Mesela şöyle derim ben de. Sen bana sıfır veremezsin. Ben sıfırı kabul etmiyorum. Çünkü eğer ki sıfıra bölmesine izin verirsek program çöker. Program çöktüğü için de bir sonraki satıra atlayamaz. Peki Bundan bunu dolayı çözebilir miyiz? küçük bir koşullama ile çözebiliriz. Küçük. Ben buraya derim ki if B eşit değilse sıfıra, tamam mıdır? Bunu yazdır. Değilse yani sıfıra eşitse ikinci sayı sıfır olamaz. Sıfır haricinde her sayı olabilir. Şuna bir bakalım. Bakalım hata alacak mıyız? Bakın hata almadık. Ve programımız devam etti. Hatta şöyle bir örnek de göstereyim ben size. Bu hata kontrolünü yapmadığımızı varsayıyorum ben. Şurayı satırlık paranteze şey alıyorum. Bakın. Eski haline geri döndü değil mi şu anda? Normalde ne yapması gerekiyor? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve tekrardan toplama. Hatta bunu başka bir sayı yapayım da kafa karışmasın. Bakın. Bakın en baştakileri yazdı ve burada hata verdi. Sıfıra bölme hatası. Ama ben buraya sadece 3 satır kod ekleyerek kodumun devam etmesini ya sebebiyet vermek değil, sağladım. Evet. Kodu yazarken dikkat edeceğimiz hususlardan birisidir. Hem fonksiyon yazarken hem de hata kontrolü yaparken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı?
bir şey ekleyeyim. O parametre ve argüman kısmına baktım. Bir saatliymişiz yani. Yani fonksiyon. İkisi de birbiriyle yerine kullanılıyormuş ama işte dediğimiz gibi fonksiyon tanımlarken o kullanılan değerler, değişkenler, parametre. Gerçek fonksiyon çağırırken verdiğimiz değerlerde argüman O olarak zaman şöyle yapalım. çıkıyormuş. Bu biraz İsim gereksiz bir ayrıntı aslında şimdilik. Çok da önemli parametre olmuyor. şöyle diyelim. A virgül B parametreler. Beş virgül sıfır argümanlar. Argument. Yine de yazalım. Yani olabildiğince bilgi vermeye çalışalım. Evet. Var mı soru arkadaşlar? Yoksa ben devam ediyorum. PDF'e geçtim. Geri dönüşlü fonksiyonlar. Bu arada Mustafa, eklemek istediğin bir şey var mı geri dönüşsüz fonksiyonlara? Hayır. Geri dönüşlü fonksiyonlar. Geri dönüşlü fonksiyonlar çağrıldıklarında bir ya da birden fazla tipi çıktı olarak verebilirler. Yani sadece bir sonuç vermek zorunda değiller. List verebilirler, iki sonuç verebilirler, tuple verebilirler. Her türlü. Yani istiyorsanız string verin, list alın. List verin, char alın. Yani bu sizin kodunuzdaki algoritmanıza göre değişir. Return kelimesinin ardından geri dönülecek değişken ya da değer yazılır. Fonksiyon birden fazla değeri tuple şeklinde döner. Yani benim istediğim, mesela ben bir list verdim, liste almak istiyorum. O liste olarak döner. Orayı şey yaptık değil mi? Şimdi bakacağız. Kafamızda oturmayan kısımları da deneyerek. Birden fazla eğer list koyuyorsa, iki liste dönüyorsa İki listi tuple ne olarak yapar? gönderiyor. Evet, iki liste dönüyorsa dönüş type'ı Anladım. tuple oluyor. Liste olmasına gerek yok. Birden fazla eğer bir dönüş değerin varsa parantez Aha. için alıyor birinci, ikinci. Tamam. Şimdi oturdu. Tamamdır. Yani bu şekilde yazdığımız zaman normal ne gelmesi istiyorsak o geliyor. Yani burada muhtemelen int ya da float gelir. Burada int gelir. Burada da tuple geliyor. Çünkü iki tane değişken almış oluyoruz. Tuple olmasının sebebi de ne? Çünkü indekslenebilir olduğu için bir sıfırıncı ya da birinciyi almak istiyoruz dediğimiz zaman hata vermemiş olması ve sadece read only olması. Evet. Spider'a geldim. Bunlar burada kalsın. Ben burada diyorum ki şunları bir yorum satırına alayım. Sonra defter. Ne yapalım? Mesela bir sayının öbürüne modunu mu alalım? Modunu alalım ya. Modunu alalım. Mod al. Olabilir. Diyelim sayı 1 mod. 2 noktamı koydum. Enter'a bastım. Direkt ben istersem return yazabilirim ama ben onu yapmak istemiyorum. Dedim ki kalan eşittir sayı 1 mod, modunu almak istediğim sayı. Ve return kalan dedim. Tamam mıdır burası? Burada bir deneme yapalım. Hatamız var mı? Şu anda görünmüyor. Dedim ki bakın return dediğim zaman ne yapacak biliyor musunuz? Bir öncekinde ben mod al dediğim zaman içerisinde print fonksiyonu olduğu için benim sadece fonksiyonu çağırmam yeterli. Çünkü içerisinde bir print fonksiyonu vardı. Ama şu anda ben onu çağırırsam bu şu anda hani çalışır ama bir şey yazdırmaz. Bunun bir hatası da yok. Ben burada diyorum ki print mod al. Fonksiyonumu çağırdım. Hatta şöyle bir şey yapalım. Hani bilindik şey yapalım. 17'yi 5'e bölelim. 17'nin 5'e göre modu kaçtır? 2'dir. Bana 2'yi vermesi gerekiyor. Bakın 2'yi verdi. Asal sayı olup olmadığına yok, asal sayı olup olmadığını değil. Onu buradan
da yaparız da. Çift ve tek. Çift ya da tek olduğuna bakabiliriz. Aynen. Ne yapalım? 38, 358. Fark etmez. İstiyorsak bu kadar sayı yazarız. Sonra virgül 2 yazarız. Sonuçta çift sayı çift sayıdır. 0. Bu kadar. Buraya bir 7 yazdım. 2'ye göre modu kaç olacak? 1. Çünkü tek sayı. Şimdi arkadaşlar, burayı anladık mı? Yani bu geri dönüş kısmını anladık mı? İki sayı veriyorum. İşlem yaptırıyorum ve işlemi geri döndürüyorum. Var mı burada bir sorun? Hay Allah ya. Çok özür dilerim. Çok çok özür dilerim. Python'a geçmeyi unutmuşum. Sevinç. Evet. Kusura bakma. Durmuş. Teşekkür ederim. Kısaca baştan anlatıyorum arkadaşlar. Şu anda Python ekranında. Tamamdır. Evet. Bir fonksiyon tanımladım. Def. Anahtar kelimesiyle. Ve ismini mod ala bas. Mod al olarak oluşturdum. Daha sonrasında ben parametrelerini sayı 1 ve mod olarak oluşturdum. Sonra iki noktayı koydum. Dedim ki bu bir fonksiyon. Daha sonrasında ben aslında direkt şu sayı 1 ile mod kısmını return kısmına da yazabilirdim. Ama ben dedim ki belki başka bir işim olabilir. Ben değişkenimi oluşturayım. Değişkenimde işlemlerimi yapayım. Daha sonrasında kalanı return edeyim dedim. Şimdi burada yaptığımız şey şu. Ben bu fonksiyonu çağırdığım zaman bana bir şey yazdırmayacağı için ben bunu tekrardan mesela modal yazdığım zaman bu çalışmaz mı? Çalışır. Ama bana bir değer göndermez. Burayı tabii bakın. Önemli olan noktalardan biri de şu. Eğer ki parametre yazıyorsanız doldurmak zorundasınız. Yoksa hata alırsınız. 67,3. Ne olur? 3'e bölümünden kalan 1. Çalıştırdım. Bakın çalışıyor. Çalışmıyor değil. Fakat bir öncekinde geri dönüşsüz değildi ama print vardı içinde. Print fonksiyonu olduğu için benim sadece çağırmam yeterliydi. Ama bu sefer sadece çağırmam yeterli değil. Ben ayrıca bunu dışarıda bir print'e yazdırmak istiyorum. Bakın tekrardan bunu yazdırıyorum. Burada çalıştı ama bir sonucunu vermedi. Ama bu sefer yazdıracak. Tamam mıdır burası? Bekliyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Özellikle bilmeyen arkadaşlarımız varsa onların sorularını şu anda bekliyorum. Mustafa, senin var mı sorun? Sormak istediğin bir şey. Sormak istediğim bir şey yok gibi duruyor. Yani bu return, yani geri dönüşlü olan fonksiyonları bir değer istediğimiz zaman kullanıyoruz. Yani belki de bu işlemi başka bir satır kodumuzun içinde direkt modal deyip sayıları yazıp kullanacağız mesela. Böyle Tabii ki. mesela tek bir çizim kontrol ediyoruz, değil mi? Mesela hemen kısa şekilde geri dönüşlü olarak kullanabiliriz sanırım. Aynen öyle. Yok Aynen öyle. şimdilik. Yani şöyle bir Yavaş. şey, şöyle bir şey de var. Ben mesela istiyorum ki yani bu sadece Python'la ilgili değil de bir sayfayı yenileme ile ilgili. Mesela bazı arkadaşlarımız isteyebilir. Python'da öğrenir, Python bir kenarda kalır. Belki arayüz geliştirme kısmına da girebilir. Sayfa yenileme kodunu çalıştıracağı zaman belki 60-70 sayfa bir satır bir kod olacak. Ama bunu fonksiyona dönüştürdüklerinde bu sefer anlayacaklar ki fonksiyon oluşturmak tekrar tekrar satırları yazmak çok çok daha kolay. Bunu anlayacaklar. Şimdi bakalım. Tamam, şimdilik bir sorun yok görünüyor. Ben PDF'e geçiyorum. Geri dönüşlü fonksiyonlar dedik. Ha, bir de şuna bakalım. Birden fazla geri dönüşü olan fonksiyonlar, birden fazla parametresi değil. Gelelim spider'a.
Spider. Evet. Burayı tekrardan bir şey alayım. Yorum satırını alayım. Dedim ki def mesela my function dedim. Bu orada aynısı mı diye. Ben baya baya kopya çekiyorum ya. Fonksiyonum dedim. Number dedim. Tamam. Oradaki örnek üzerinden gidiyorum arkadaşlar. Return dedik. Hatta şöyle yapalım. Ama ben bunu birazcık kendime göre düzenleyeyim. Number dedim ve pol demeyin. Number 1, number 2. Böyle güzelce düzenleyelim. Diyorum ki topla number 1 artı number 2 çıkar number 1 eksi number 2 üs al eşittir number 1 üs. Üs dediğimiz şeyi iki tane yıldızı yan yana koyarak asterisk bunun İngilizcesi. Asterisk'i yan yana koyarak yapabiliriz. Number 2. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum Mustafa. İki yıldızı yan yana koyduğumuz zaman üs alıyordu. Evet, şimdi iki yıldız yapıyor. Evet, üst işlemi bu şekilde yapıyor. Evet. Bir de mod al diyelim. Mod al kısmını da ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan yapalım. Bir fonksiyonu diğer fonksiyonun içinde kullanalım. Ne dersiniz? Bence çok güzel bir örnek olur. Bakın. Direkt mod al number 1 number 2 dedim. Tamam mıdır burası? Burada bir hata verdi mi bize? Bize şu anda sadece şey söylediği şey şu local variable yukarıda tanımlandı falan diyor. Bakacağız. Şimdi bu aslında şöyle miydi ya? Şöyle bir şey mi yapıyorduk? Alt mi koyuyorduk? Bunu tam hatırlayamıyorum. Bu çok da önemli değil de. Şimdilik. Ne için koyuyoruz bu hatırı? Public olması için de şu anda ona çok girmeye gerek yok. Return. Sıradan yazıyorum bakın. Ben bu işlemleri yaptırdım. Ha onlar aslında altında sarı çizgi çıkmasının sebebi de yani oluşturuldu da kullanmadın ki sen bunu diyor bana. Şuraya number 2 yazalım. Return dedim arkadaşlar. Aynı örnekteki gibi topla, çıkar, üst al, mod al dedim. Şimdi bakalım kaç tanesinde o hata gidecek. Bakın sadece mod al kısmında bir şey söyledi. O da 39'daki şeyi kullanıyorsun dedi bana. Bakalım hata verirse hatamızın ne olduğuna bakacağız. Şu yukarıdakini siliyorum. Bakın fonksiyonun ha, neden? Neden? Mod desem mod desem acaba ondan dolayı mı? Evet. Aman diyeyim dikkat edin arkadaşlar. Değişken ismiyle fonksiyon ismini hiçbir zaman aynı yapmayın. Hiçbir zaman. Sıkıntı çıkar. Yapmayın. Gerek yok. Şimdi ben burada diyorum ki type my function dedim. Daha sonrasında da içerisine argümanlarımı yerleştiriyorum. Diyorum ki 7 virgül 3. 3 dedim 4'e bastım. Tuple gelip gelmediğini hani kontrol ettiriyorduk ya. Bakıyoruz. Class tuple. Demek ki bizim yazdığımız değerlerde bir problem yok. Çünkü hani geri dönüşün tuple veriyorsa bundan anlayabiliriz ki bu fonksiyonun birden fazla parametresi var. Evet. My function 8 virgül 3 dedim bu sefer. Tamam mıdır? Şimdi ben bunu yazdırdığım zaman bana ne vermesi gerekiyor? Bakın tuple olarak verdi bunu. Bütün değerleri yazdırdı. Gördünüz değil mi? Toplasın, toplamasını, çıkarmasını, üs almasını, modunu, her şeyini tek bir yazıda yazdı. Burası tamam mıdır? Ben normalde yani burası tamam mı arkadaşlar? Burası önemli. Burayı anladıysak bundan sonra kısımları anlamak çok çok daha kolay olur.
Burası dediğim gibi çok çok önemli bir kısım. Eğer ki aklınızda bir soru veya sorun kaldıysa mutlaka bunu bana belirtin. Fonksiyonlar programlamanın bel kemiğidir. Ben öyle düşünüyorum. Ya fonksiyonlar olmadan olur muydu? Olmazdı. Çok zor. Çok zor. Evet. Var mı arkadaşlar soru? Devam ediyorum. Burayı anlaşıldığı olarak sayıyorum. Şimdi bana diyeceksiniz ki, ya ben bunlardan mesela ben hepsini almak istemiyorum. Ben bunu nasıl alacağım? İşte istediğim değeri 512'ye almak istiyorum. Apple'larda indeksleme vardı hatırlıyorsanız. Şöyle yazarsak 512 değerini almış olmaz mıyız? Almış oluruz. Çünkü çünkü Apple'larda indeksleme vardır. Ben bunu şöyle bir şey yazamaz mıyım? Dedim ki sonuç my function 8,3. Sonra dedim ki ben buraya sonuç 0. Ne vermesi gerekiyor? 11 vermesi gerekiyor. Sonuç 1. Tabii ki de 5 vermesi gerekiyor. Buradaki sıraya göre gider bu arkadaşlar. Burada yaptığımız şey aslında ne biliyor musunuz? Ben burada 4 tane işlem yaptırdım. 4 tane işlem. Bakın. Eğer ki ben bunu normal bir fonksiyonda normal bir yazıda yazacak olsaydım aynısını yazardım. Bakın aynısını yazardım. Ama başka bir sayı için bunların hepsini tekrardan kullanmak zorunda kalırdım. Burası anlaşıldı mı? Ben burada diyorum ki sonuç 2 diyorum mesela. Yine my function içinde 9'u 6'sını diyorum. Ya 9 ile 6 sayısının işlemlerini yap diyorum. Bana burada demiyor ki sen bunu bir daha oluşturdun diye. Ben istediğim kadar bundan oluşturabilirim. Sonuç mesela büyük sayı çıkacak. Çünkü 9'un 6. kuvveti falan çıkacak. Sonucun iki şey sonuç 2'nin ikinci indeksini almam gerekiyor. Bakın 531.441. Hatta ben bunu bütünce hepsini yazdırayım. Bakın 15 3 531.441 3. İkisini topladım. 15 çıkardım. 3 3 aldım. Bu mod aldım 3. Bu kadar. Yani bize kod yazımında inanılmaz bir kolaylık sağlıyor. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Evet. O zaman artık önceki haftaki bir satıra indireceğiz dediğimiz kısma da bakalım. Ha, ona bakalım. Tamam, bakalım onu. Neredeydi o? İsim list demiştik. Şurada mıydı? Şuydu sanırım. Buna bakalım. Kısaca bunlara bakalım. Ondan sonra bunu bir fonksiyon haline getirip tek satırda nasıl yazabiliriz ona bakacağız. Şurayı sildim, 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 sildim. Burası kalsın. Ve bu ne veriyordu bize sonuç olarak? Evet. For i in isim list. Biz bunu bu şekilde istemiyorduk. Burada indekslerini yazdırmışız. Tamam. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bunu ben bir satıra nasıl indireceğim? Şöyle indireceğim. Diyorum ki print i dedim. I dediğim zaman ne olacak? Bu sefer isimleri verecek. Bir de şu sıfır yazdırmasın. Tamam. 6 diye 5 diyelim. Kod çalıştığına bakalım. Tamam. 5 harften uzun olan kelimeler bunlar. Bunu bir fonksiyon içine koyalım. Fonksiyonun içinde şöyle bir şey yapalım. Def diyelim. Uzun olan isim sayısı isim ama isim değil isim. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Buraya parametre olarak ben neyi vermek istiyorum? Uzunluk
sayısını ben buraya parametre olarak vermek istiyorum. Uzunluğu buraya verdikten sonra direkt kopyalayıp yapıştırıyorum. Çünkü çok üşendim. Buradan direkt buraya dedim ki uzunluk dedim. Bu kadar. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Ha sonra ne yapacağım? Ben bunu mesela buraya ayarladım ya. Buraya yazdım ben bunu. Ne demiştim? Fonksiyonun altına yazın ne yazacaksanız. Diyorum ki Listeyi de parametre olarak verelim mi? efendim? Listeyi de parametre olarak verelim mi? Olur. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Şey diyelim. Liste virgül uzunluk. Listeyi isim listin yerine koyuyoruz. Şimdi şu yaptığımız şeyde istiyorsanız 1000 karakterli bir tane liste verin. Onu da alacak. Ben burada mesela isim listeden almak istemiştim direkt. Burada direkt şey yapacağım. Kullanırken diyorum ki uzun olan isim sayısı. İlk parametrem ne? Bakın argümanlar geldi gördünüz mü? Uzun olan isim sayısı liste uzunluk. Ben oluşturdum bunu. Spider'ın bana sağladığı sadece bir küçük bir yardımcı balon. Öyle söyleyeyim. Liste, isim list 5. Bir satır indireceğim derken ben bundan bahsediyordum. Yani şey yapmayın şimdi kızmayın bana. Orada o kadar 4 satır yazdık sonra bunu kullandık diye. Kadir clickbait yapıyorsun. Ama öyle şey yapmak istememiştim açıkçası. Uzun olan isim sayısı dedim. Bakın. Bakın burayı çalıştıracağım ben. Burada ne demiş mesela? Expected and intended block. Yo. Ha, şöyle. Oradan sonra bir tane ite kaydırın ki Python kızmasın sonra. Bakın arkadaşlar 5 6'yı değiştiriyorum. 6 6'da ne oldu? Bakın bu oldu. 7'de ne oldu? Bu oldu. 8'de ne oldu? Yine onu yazacak. Gördünüz mü? Sadece tek bir yerden ben bunu kontrol ediyorum şu anda. 2 hafta önceki halini hatırlıyorsunuz değil mi? İflerle. Yaz 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 babam yaz. Yaz babam yaz. Sonra kolay yolu for'la oldu. En kolay yolu da fonksiyonla oldu. Çünkü biz parametreler vererek bunu istediğimiz şekle çevirebiliriz. Bizim zaten amacımız fonksiyonların kullanılma amaçlarından biri de bu zaten. Kodları azaltmak. Burayı anladık mı arkadaşlar? Geçen seneki challenge'ımızı hatırlıyorsanız bu hafta onu kısaltmaya çalışıyordum. Var mı sorusu olan? Demek senin sorun var mı? Senin sorun var gibi geldi bana sanki. Durmuş olsan sizlerden de bekliyorum varsa. İzleyen arkadaşlar. Evet, ben devam ediyorum. Bunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Yani şöyle açıkçası bakıyorum. Bunu ne kadar daha geliştirebiliriz diye. Bunun daha aslında geliştirilebilecek kısmı ben göremiyorum. Var mı sence? Yani işimizi görüyor. Yani İsim filtresinden bahsediyorsun değil mi? Yani uzun olan sayı, isim sayısı. O ya fonksiyondan bahsediyorsun. aslında bunun daha kısa olan şeyi var ama yeri değil. Şu anda yeri değil. Çünkü bazı Python'ın sağladığı şeyler var. Kod demetleri var. Onunla şunu da bir kısaltabilme ihtimalimiz falan oluyor. Siz de şey demeyin ya Kadir artık hani diye. Evet var. Ben şurayı bir yorum satırına aldım. Evet. Üçüncü başlığımız default parameter olarak geçiyor. Bazı fonksiyonların daha önceden belirlenmiş parametre değerleri olabilir. Pardon. Bazı fonksiyonların daha önceden belirlenmiş parametre değerleri olabilir.
Eğer fonksiyon çağrılırken bu parametre belirtilmezse daha önceden belirlenmiş olan değeri alır. Yani şundan bahsediyoruz. Zorunlu olmayan parametrelere default yani varsayılan bir değer verirseniz unuttuğunuz zamanlarda herhangi bir sorun çıkma durumunda hata vermeyip varsayılan değişkeni kullanır ve program devam eder. Mesela az önce ben bir tane parametreyi kaçırmıştım ve orada program hata vermişti, durmuştu orada. Ama ben burada ne yapıyorum? Ne yapacağım mesela? Ben şurayı istiyorum. Burası önemli benim için. My function'ı ben burada oluşturdum. Ya ben buraya dedim ki my function şöyle yazıyorum. My function ikinci parametre belirtilmediği durumda iki değerini alsın. Ne diyorum ben buraya peki? Eşittir 2 yazdım bu kadar. Ha, şurada tabii biz modal şeyinde kullandık ya, ondan kızdı bize. Şurayı aldık. Ben diyorum ki bu sefer print my function bakın. Bakın. 5 yazdım sadece. Şu anda tek değer alır. Bakıyoruz. Tek değer aldı. Çünkü bu değer ben şurayı bir tekrardan açayım. Bakın. Burada arguments kısmı çıktı. Burada number 1 geldi, number 2 geldi. Gördünüz mü? Orası eşittir 2 diyorsa eğer default bir değeri vardır. Mutlaka default bir değeri vardır. 9 yazdım mesela. 2'ye göre işlem yapacak. Ama güzel olan noktalarından biri de nedir? 2 olmasını istemiyorum. Ben ikinci parametresini vereceğim derseniz eğer der ki sen nasıl istersen hiç sıkıntı değil. Sen bana onu vermezsen 2 kullanırım. Verirsen senin verdiğin değeri kullanırım. Sen nasıl istiyorsan ona göre işlem yaparım diyor yani burada. Şimdi şöyle bir kod yazmayı istiyorum ben. O default parametreyi farklı şekilde de yazabiliriz değil mi? Yani number 2 eşittir 3 olarak yazabilir miyiz orada mesela? Öyle bir syntax kabul ediyorsan. Tam ona gelecektim ben de. Ben diyorum ki yahu bu benim şöyle sallıyorum mesela benim fonksiyonum 85 tane parametre alıyor. Bunun 80 tanesi varsayılan değerlerde. Pardon. 84 tanesi varsayılan değerlerde diyelim. Bir tanesi de zorunlu parametre olsun. Ama ben diyorum ki ya ben bunların varsayılanını kullanmak istemiyorum. Ben aralardan istediklerimin değerlerini değiştirmek istiyorum diyorum. O da Python'da diyor ki tamam. Nasıl istiyorsan hiç problem değil. Ben diyorum ki mesela şunların yerlerini değiştirmek istiyorum ya. Ben burada diyorum number 2'ye 98 vereyim. 98. Number 1'e 3 vereyim. Mesela. Şimdi bakacağız. Burada bir hata var mı yok mu ona bakacağız. Şöyle 98 vermeyeyim. Çünkü eğer çalışırsa 3'ün 98. kuvvetini almak zorunda kalır. Bunu ben hiç istemem. Bilgisayarımı çünkü seviyorum. Ne de dedim ben sadece. Çalıştırdım. Gördünüz mü? Bakın burada ne yaptı? Ben sırasıyla da yazabilirim. Tek parametreli de yazabilirim. Parametrenin ismini ve değerini verip de yazabilirim. Burası anlaşıldı mı? Yani ben buraya geldiğimde bunların sırası o kadar da önemli değil. Siz bu parametrelerin buradaki verdiğiniz isimlerini biliyorsanız eğer şuradaki isimlerini değer vermeniz fonksiyonu çalıştırmak için yeterlidir. Bu kadar. Başka da hiçbir şeye gerek kalmıyor zaten. Şöyle yine PDF'de kaldı ekran. Çok özür diliyorum arkadaşlar. Çok özür diliyorum. Birazcık böyle heyecan yapıyorum çünkü böyle durumlar olunca.
Evet, sevgili arkadaşlar. Mustafa. YouTube'daki canlı yayın kısmına da bakabilir misin bazı durumlarda? Benim unuttuğum zamanlar oluyor. Evet, şimdi Şimdi şeye bakacağım. arkadaşlar, aslında aşağı kısma yazdığım çok bir şey yok. Ben size sadece şunu söylüyorum. Biz fonksiyonları çağırırken, fonksiyonları çalıştırırken içerisine argümanlarımızı yazıyoruz, değil mi? Ben en başta dedim ki, ben en başta diyorum şöyle, print my function dedim ben buraya. Şuna dikkatinizi çekmek istiyorum ben. Şuna bir şuradan bir sileyim. Diyorum ki ben number 1 ve number 2'm var benim, değil mi? Number 1 ve number 2. Ben buraya sadece 9 yazdım. 9 yazmayayım, 12 yazayım mesela. 12 yazıp çalıştırdığım zaman bakın, ben buraya en başta bir varsayılan değer verdim. Bu normalde number 1 ve number 2 idi ya sadece. Ben buraya dedim ki ya number 2 yazmana gerek yok. Varsayılan değerde 2 al. Hata çıkartma. Gerek yok hata çıkartmana. Tamam diyor. Python, tamam abi diyor. Sıkıntı yok. Sen buraya istediğin değeri yaz. Yazmazsan ben 2'yi kullanırım. Yazarsan canın sağ olsun diyor. 3'ü yazdım. Ne yapacak? 3'e göre işlem yapacak bu sefer. Yani bu 2'yi görmezden gelecek ve benim yazdığım değeri oraya yazması gerekecek. Tamam diyoruz. Burayı da anladığımızı düşünüyorum. Var mı? Sorusu olan varsa hemen yazsın. Mustafa oradan bana aktarırsın. Şöyle yapalım. Diyorum ki ben şunu anlatmaya çalışıyorum. 85 verili, pardon 85 parametreli bir fonksiyonumuz olsun. Tamam, 85 olmaz da. 15-20 parametreli fonksiyonlar da var. Bunu çok ileriki zamanda göreceğiz. Şöyle bir şey. Bir tane zorunlu parametremiz olur. Geri kalanlar zorunlu parametre olmak zorunda kalmaz. Mesela Python'ın bir tane kütüphanesi var. Pyplot diye. Matplotlib var tabi. Matplotlib'in Pyplot alt şeyindeydi. Alt kütüphanesinde. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Detayını bilmiyorum ama ya mantık böyle. Biz oraya değerler yazarken sürekli parametre isimlerini de yazıyoruz. Neden? Şundan dolayı. Hepsini yazmıyoruz ama. Ben diyorum ki mesela bu fonksiyonda sadece düşünüyorum. Dedim ki benim sadece bir veri seti vermiş olmam onun grafik çizmesine yardımcı olabilir. Ama ben diyorum ki ben görselliğe önem veren bir insanım. Rengini değiştirmek istiyorum. Başka bir şeyin işte büyüklüğünü değiştirmek istiyorum. Grafik şeklini değiştirmek istiyorum. Bu şekilde farklı fonksiyon, farklı parametreleri değiştirmek istiyorum. Ama diyorum ki ben bunların sırasını bilmiyorum. Ama ben bunların isimlerini biliyorum. O zaman Python'da bize böyle şöyle bir yarar sağlıyor. Diyor ki adam paşa ne diyorsa Python işte. Diyor ki sen istersen bu yazdığın parametre istiyorsan sonuncu olsun, istiyorsan baştaki olsun. Sen parametre kısmında yazdığın şeyi bana ver, ben onları yerine yerleştiririm diyor. Nasıl? Number 2 eşittir. Kaç olsun? 4 olsun. Virgül number 1 eşittir. Kaç olsun? 3 olsun. Tamam mı? Şimdi dıştan gören bir göz bunu ne diye düşünecek? Tamam, 4 ile 3'ün toplamı sıkıntı yok. 7. Çarpımı da 7. Ama buraya dikkat. Çıkarma işleminde arkadaşlar, çıkarma işleminde 4'ten 3'ü çıkarmayacak işte burada. Çünkü number 1 burada. Number 2 burada. 3'ten 4'ü çıkarıp bize eksi 1 değerini verecek. 1 değil, eksi 1 değerini. Ve arkadaşlar şuradan çok daha rahat çıkarırız bence. Biz burada plus al diye bir tane fonksiyon oluşturmuştuk. İşlem oluşturmuştuk burada. Burada yapacağı işlem 4'ün 3. kuvvetini almak olmayacak.
4'ün 3. kuvvetini 64. 3'ün 4. kuvvetini 81. Bizi şu değerleri verecek. Şöyle bir kafamızdan debug yaptığımızı düşünelim. 7 eksi 1 12 pardon 3 alma vardı özür dilerim. 7 eksi 1 81 4 değil mi? 4 olması lazım. Bakıyoruz. Yani hatamız olabilir. Şunu silelim. 3 yazdı. 3'ün 4'e göre modu 3 olarak gösterdi bizi. Bakın gördünüz mü? Burada yazdığım şeylerin sırası önemli değil. Ben direkt diyorum ki bunu değiştir. Şunu değiştir. Yerini değiştir sadece. O kadar. Başka hiçbir şey değil. Yerlerini değiştir. Parametre isimlerini vererek ona nokta atışı yapmasını sağlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde kullanmak Python'da sağlıklı bir yöntem. Yani en çok kullanılan yöntem bu zaten. Ve şu yöntemi yani fonksiyonlar içerisinde parametre ismini ve değerini yazmak çok fazla kullanılacak arkadaşlar. Yani çok fazla. Zaten hep bu kullanılacak. Ondan dolayı buna hakim olmanız çok önemlidir. Aman dikkat edelim. Şey örneğini yapabiliriz istiyorsan. Pilot basit bir list oluşturup onu pilot yapabiliriz. Tamam, yardımına ihtiyacım olur o zaman. Aynen Import. aynen. Burada kütüphaneyi import etmemiz gerekiyor. Yani buralara takılmayın arkadaşlar. Haftada bu kısmı da şey yapacağız zaten. Burada sadece odaklanmamız gereken yer yani default parameter kısmı. Evet. List 1 Matplotlib'i import etmemiz gerekiyor önce. Evet, import etmiş için zaten. Evet. Tamam. Biraz hızlıyım. Evet. Ya bildiğim kadarıyla PRT plt nokta show deyip nasıl mı? show önce şey pilot dememiz gerekiyor. PRT.pilot. Ben bakıyorum burada. Pilot. Bakın direkt geldi Pilot. zaten. X ve Bastım. Y vermemiz gerekiyor. Bir tane verirsek direkt Y'si şey oluyor zaten. List 1 Tamam. verelim mesela. Ben buraya list 1'i verdim. Sonra show mu direkt? Evet, sonra show dersen eğer plt nokta show. Bakalım. çalışır. Çalıştırdım. Bakalım ne olacak. Bakın gördünüz mü? Bunu direkt yazdırdı. Şimdi ama şuna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. plt plot dedi ya mesela. Bakın. Scale x, scale y, data, args ve qv args. O args ve qv args'a daha sonrasında geçiş yaparız. Şu anda çok da gerekli değil. Yani normal argümanlar ve keyword argümanlar olarak geçiyor. Yani sonunu bilmediğiniz kadar parametreniz olursa yıldız ve yıldız yıldız şeylerini kullanıyorsunuz. Şu anda onlara gerek yok. Daha detaylı Python eğitimimizde onu şey yapabiliriz. Anlatabiliriz. Şu anlık gereği yok. Mesela Mesela şey var. Line width var mesela. şöyle virgül line Width. yok. W I D Tamam. T'dir. Eşittir. Mesela bunu değiştirebiliriz. Eşittir. Şey Çok mi? ince görünüyor mesela grafiğimiz. String mi? Int mi? Bir dakika bakıyorum Int hemen. deneyelim. Int. Normal float alıyor. Integer float. Bakın gördünüz İşte mü? yani. Şimdi şu yukarıdaki ile aşağıdakinin farkı ne biliyor musunuz? Şuradaki değer. Yani ben buraya diyorum ki bu şey almış sadece Python fonksiyonu şuna yarıyor. Ya bana bir değer ver. Ben diğerlerini otomatik oluştururum. Sen önce bir analizini yap. Kötü görünürse değiştir diyor. Line 5 yaptık. Bakın daha okunaklı oldu. İstiyorsanız bunu 10 yapın. Yani kocaman görünsün. Sıkıntı değil. Nasıl istiyorsanız. Bunlar isteğe bağlı fonksiyonlar. Yani olsa da olur, olmasa da olur. Pardon, parametreler. Olsa da olur, olmasa da olur parametreleri bunlar. Olursa bilirseniz daha çok özelleştirebilirsiniz. Bilmezseniz de çok gereksiniz olmasın. Ama olursa çok büyük artınız olur, öyle söyleyeyim size.
Lambda ile daha da kısaltır mıyız? Evet, kısaltırız. Lambda ile de kısaltabiliriz. Inline expression'lar da var. Sevinç şeyde. Köşeli parantezlerin içinde. Köşeli parantezler içerisinde for ve if de kullanılabiliyor. Dediğim gibi onlara şimdilik girmeye gerek yok. Var mı arkadaşlar, sorunuz var mı? Şey yapalım. Deneyelim. Görelim. Anlamadığınız yerler varsa pekiştirelim. Yani şu yazdığı mesela pyplot, pardon, plot ve show kodları bir fonksiyon. Zaten fonksiyon olmasaydı bura çok kötü bir şey, çok fena olurdu ya. Bit pazarına dönerdi buraya yani, böyle yok orada o var, yok orada o var, oradan şey çağrılmış, yok şu işte grafik şeyi çağrılmış falan, çok değişikler olurdu. Bakın iki satırda bitirdik. Bunun şeyine, yani kodlarına gitsek, hani tahmin edemiyorum ne kadar fazla kod olacağını. Çok fazladır. Çok. Var Orada mı daha önce başka? görmediğimiz bir notasyon var aslında. PRT.pilot demişiz. O da haftaya bahsedeceğimiz bir şey değil mi? Hangisi? Object Oriented programlama ile alakalı. Yani Ha. PRT klasından pilot objesini almışız mesela. Buna da haftaya değineceğiz diyebilirim. Tabii. Yani bu fonksiyonları tamamlamak zaten önemli. Object Oriented'da klaslar oluşturacağız. Ondan sonra klasların içerisine değerlerimizi yazacağız ve objeler oluşturacağız bu klaslardan. Fonksiyonları yazdıktan sonra diyeceğiz ki, atıyorum ben burada şey yapacağım. Diyeceğim ki Hikaye Akdeniz diye bir tane topluluk oluştur. İçerisine Mustafa ekle, Kadir ekle, Mert ekle, Sevinç ekle, Oğuzhan ekle, Durmuş ekle falan filan. Daha sonra da bunların verilerini listele diyeceğiz. Yani her bir insan birer obje olmuş olacak. Biz de ona diyeceğiz ki şu kişinin yaşını öğrenmek istiyorum diye. Bu object oriented işte, onu hiç asla hızlı geçmeyeceğim. Çok çok önemli bir şey çünkü. Hani sadece Python'da değil, genel programlama bilgisi olarak gerçekten, ama gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Mantığı oturtmanız çok önemli. Haftaya onu ben zaten güzel bir şekilde şey yapacağım. Eğer zamanımız varsa iç içe fonksiyonuna değinebilir miyiz? Orada biraz kafam karışıyor. İç içe fonksiyonuna kastın recursive fonksiyonlar mı? Kendini çağıran fonksiyonlar mı? Yoksa bir fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon kullanılıyor. Sevinç'ten cevap bekliyoruz. Evet, Sevinç'ten bir cevap bekliyoruz. Ona göre iç içe recursive fonksiyonlarla ilgili kısa bir fonksiyon ile başka bir fonksiyon kullanılıyor. Tamam. Aslında az önce onu yaptım Sevinç. Çağırma değil. Ben tam olarak anlayamadım şu anda. Fonksiyon kendisi değil herhalde. Yani Yok. recursive değil. Recursive Az önce fonksiyondan yaptığın örnek bahsetmiyor sanırım. birkaç tane daha örnek istiyorsun onun için. Bir fonksiyon içerisinde başka bir fonksiyon kullanımı çağırma değil. Eğer aklında bir direkt örneği, tamam, at direkt örneği at bakalım. Olur. Hatta öyle daha iyi olur. Benim amacım bu arkadaşlar. Hani aklınıza takılan soruları buraya yazın ki size hemen anında cevap verebileyim. Kadir, aslında Python çok esnek değil mi bu konularda? Mesela bir sürü parametre verebiliyorsun. Default parametre mesela çok diğer dillerde var mı mesela?
Ben hiç gelmedim Tabii mesajı canım, ama olmaz mı? bence çok iyi bir şey özellik. Yani Python'da var, C# var. Yani şöyle, şöyle, şöyle. Ha, şey demiş. Kullanımı nasıl? Data Camp'ten nested function'dan bir. Buraya atınca biraz karışık oldu ama. Return echo word, return in the record, return in the record. Şöyle. Bir saniye. Şöyle. Şimdi şöyle bir şey var ama ben bunu, yani bunu yazdırırız ama burada Word 1'i aldığı bir yer yok. Örnek kullanımını da atabilir misin bir? Ona göre ben sana bir açıklamasını yapayım. Yani kullanımını şu anda anlayamadım çünkü. Aa, bir saniye, bir saniye. Şey, tamam, ben anladım bunu. Evet, tamam. Burada da şey diyoruz, değil mi? Neydi onun adı? Print thrice, ben bunun içinde atıyorum sevinç. Böyle yazınca 3 kere sevinç yazması gerekecek, değil mi? Tamam, ben onu sana anlatacağım şimdi. Thrice'ı çağırdı. Thrice'ı çağırdıktan sonra şöyle mi yazmam gerekiyor yoksa? Karakterin identifier. Yo, ben bunu istemiyorum ki. Burada şeyler çıkmış. Evet, tamam. Şimdi tam olarak anlatıyorum sana burada ne olduğunu. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada yaptığı şeye dikkat edin. Önce echo'yu tanımlamış. Sonra içerisinde bir tane daha fonksiyon tanımlamış. Demiş ki Python'da şöyle bir özellik var. Bir sayıyla bir string'i çarptığınız zaman string'i sayı kadar yan yana yazar. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Yan yana yazdıktan sonra bu yazdırılan veriyi önce bir geriye döndürüyor. Sonra da şimdi şu echo word Inner Echo'nun return'ü, tamam mıdır? Şu echo word şunun geri dönüşüdür. Bütün kodun geri dönüşü de return inner echo'dur. Yani şunu demeye çalışıyor. Ben thrice'ı echo 3'e tanımladığım zaman bunun dönüşü de bir fonksiyondur demeye çalışıyor. Yani şu thrice aslında değişken fonksiyon. Fonksiyon değişken. Fonksiyon değişken, evet. Yani ben burada önce echo'yu 3 yazdım. Sonra dedim ki Ryzen içinde de sevinç yaz. Ha, şöyle bir şey söyleyeyim ben. Umarım yani destekliyor mudur bilmem ama
Şöyle bir deneyelim. Ben direkt try'sı da yazdırmak istesem mesela. Bu şekilde yazdırır mı acaba? Deneyelim. Bakın yazdı. Çünkü echo bir fonksiyon. Ama echo 3 de bir fonksiyon. Tamam mıdır? Yani echo'yu yazıyoruz. Echo'nun dönüşü bize bu aslında iki tane parametre alıyor. Test olarak. Öyle düşünürsek. Ama şu bir fonksiyon. Echo bir fonksiyon, 3 bir fonksiyon ama şu bir string. Tamam mıdır? Buraya kadar anladık mı? Yani anlaşılmayan bir yer var mı? Kısaca tekrar üstünden geçiyorum. Bir echo fonksiyon oluşturduk. İçerisinde bir inner echo fonksiyonu daha oluşturduk. Echo word dediğimiz şeyi de Python'ın özelliği olan string ile int'i çarptığımız zaman int kadar string'i yan yana yazmasını biz söylüyoruz burada. Yani Word'de istiyorsak yani Kadir'i dedim mesela. 3 kere yazdırdım. Kadir 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 diye yan yana yazar ve bitirir. Bu kadar. Kadir 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 yazısını stringini return echo word kısmından nereye gönderdi? Inner echo'ya çevirdi. Oraya attı. Sonra ne dedi? Inner echo'dan geri dönen değeri echo'nun geri dönüşü olarak at dedi bana oraya. Sonra ne yaptım ben burada? Echo dedim. Sonra 3 dedim. Echo fonksiyonunu çağırdım. Değil mi? Sonra içerisine bir parametre verdim. Yani echo 3 fonksiyonunu da çağırdım. Sonra echo 3 fonksiyonunun parametresi olan sevinç değerini atadım ve try'sı bastırmak istedim. Var mı soru? Anlaşıldı mı mesela? Yani çağırdığımız değer değişken olmuyor. Fonksiyon oluyor. Fonksiyon olduğu için ona tekrardan bir parametre vermemiz gerekiyor çağırmak için, kullanabilmek için. Rica ederim. Varsa böyle anlamadığınız yerler bunları sorun. Yavaş yavaş çünkü dersimizin sonlarına doğru geliyoruz. Konumuz kalmadı. Bundan dolayı soru safhasına geçelim. Senin var mı sorun Mustafa? Ben anlamaya çalışıyorum, biraz internetten bakıyorum da şu anda. Ya bu aslında biraz object oriented'ın erken aşaması gibi bir şey sanırım. Mesela yukarıda bir word birin tanımlı olan hali olabilir. Bunu tam Bunun anlamadım yani. Şu object şekil. oriented'lı hiçbir şeyi yok. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada yapılan tek şey fonksiyonlarla sadece oyuncak gibi oynamak. O kadar. Şu şekilde demek istediğim benim. İçteki fonksiyonun word bir verisi var ya, datası. Evet. Yukarıya bir şöyle bir fonksiyon veriyoruz. Bir data var. İçinde bir daha fonksiyon var. O fonksiyon o datayı alıyor. Biz o datalarla fonksiyonu kontrol ediyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu örnekte pek öyle değil ama o Ama manada object oriented'ın biraz erken gibi bir şey sanırım. Ama anladım. daha ayrıntılı araştırmak gerekiyor çalışmadığım bir yerde. Şöyle bir şey var. Şimdi burada yaptığı şey aslında şu zaten. Hani sıraya göre bakacak olursak aslında şöyle sıraya göre bakarsak echo dedi, sevinç dedik ya burada. Echo fonksiyonunda şu bir alt aşağıya gönderdi. Bir içerideki fonksiyona gönderdi. Sonra o diğer fonksiyona da bir tane parametre göndermemiz gerekiyor. Onu da yazdık. İkisini harmanladı ve bize geri döndürdü değerimizi. Bu kadar.
Yani tamamen Mesela şu, dinliyorum. evet. Şöyle bir durum olabilir mesela. En yazan kısım var mesela. Biz orayı şey yapabiliriz. Burayı mesela bak default parametre olarak tanımlayayım mı? Bu da yazdırır 3 olarak. Ben bunu direkt echo'yu çağırdım. Echo fonksiyonundan da sevinci çağırdım mesela. Veya şöyle bir şey de yapabilirim. Biraz daha işleri karıştırayım mı? Benim çok canım istedi. Ben biraz daha karıştıracağım. Def inner echo. Dedim ki ilk son dedim mesela. Sonra dedim ki işleri karıştırıyorum arkadaşlar, haberiniz olsun. Hani kızmayın bana. Inner echo değil artık, inner echo oldu burası. Mantık aynı. Takıldığım yer olursa lütfen bana yardımcı olun. Şey yapabilirim çünkü. Buraya gelecek. Bu bunun şeyi olacak. Bunu da şuraya aldım. Bir saniye. Şuraya geldim ama return'ını yazdım. Şurada bir tane tık buraya geldi. Buradan buraya geldi. Tamam. Bunun şurasına yazdım. Ben def yazmak istiyorum ya buraya. Evet. İlk son dediğim Ben şeyde olayı yeni anladım ya. efendim? Olayı şimdi anladım da istiyorsan kısaca bir açıklamaya çalışayım anladığım kadarıyla yanlış anlamadıysam. Anlat, ben dinliyorum. İlk baştaki halinde duruyor değil mi? Şey burada aslında yaptığımız şey fonksiyonu üretmek. Bak, en sonunda fonksiyona dönmüş ya. Hı. Mesela öyle bir fonksiyon yazalım, içinde fonksiyonu üretsin. Mesela burada kelimeyi yani çarpıyor ya, tekrar ediyor ya mesela. O Hı. kelimeyi kaç kere tekrardan fonksiyon lazım bize? Mesela 5 kere tekrardan fonksiyon lazımsa echo 5 diyoruz. Daha sonra bize o fonksiyon dönüyor. O fonksiyonu biz daha sonra kullanıyoruz mesela. Tek amacı bu. Yani aynı işlemi yapabiliriz bir fonksiyon içinde ama bu işlemi de bir seviye yukarı çıkarıyor ve o tekrarlama sayısını da bir parametreye bağlayarak yani bizim aslında o fonksiyonu üretmemizi sağlıyor. Yani o kelimeyi tekrardan fonksiyonu. Yani aslında o senin yaptığın notasyon da doğru. Daha sonra trist deyip sevinci kullanabiliriz. Mesela echo'yu 10 veririz, 5 veririz, 100 veririz. Yani genel mantığı anladığım kadarıyla bu yani. Yani Mesela evet. Mesela üstü almak istiyoruz bir sayının. Yine aynı şekilde şey yapabiliriz. Aynı bunun gibi. İşte hangi üstünü alan bir fonksiyon lazımsa bize o fonksiyonu üreten bir fonksiyon. Yani bunun gibi böyle üst değişebilir. Karesini alan, küpünü alan bir fonksiyon yapmak istiyoruz. Hemen o fonksiyon içinde tanımladığımız için yukarıda sonra o mesela karesini şey yapan fonksiyona dönebiliriz. Burada mesela 3 tane aynı kelimeyi çoğaltan fonksiyona geri dönüyoruz. Daha sonra bu fonksiyonu kullanıyoruz. Yani fonksiyon üretme fonksiyonu gibi bir durum var. Yani kodu kısaltıyor gibi bir şey aslında. gibi. Yani benim aslında yapmak istediğim şey şuydu. Buraya bir tane daha inner echo yazacaktım. Buraya da diyecektim ki ilk virgül son. Sonra diyecektim ki buraya return, sadece şunu yazacaktım. Return şurası return inner echo'yu döndürecek. Burası da ilk ondan sonra birleştirmeyi nasıl yapıyorduk? Bakın unuttum. String içinde artıyla mı yapıyorduk? Virgülle mi? String olarak toplayabilirsin. Şöyle. String'leri toplayabilirsin belki. Tamam. Ne yazmıştık? Echo alt tire word dedik. Son dedik. Pardon. Aa, öyle yazdım ki boşuna mı parametre verdim ben oraya? Şuraya da ilk yazayım. Yani umarım şu anda aklımdaki olmuştur. İlk de yazayım ki işte
başlangıç. Ondan sonra sonda son olsun. Şuraya da bir tane daha yazayım. Umarım olur. Hata verdi. Burada neyden dolayı olabilir? Şundan dolayı olabilir. İndentten dolayı düşündüm ben. Şöyle bir şey mi? Bunu çevirdi. Bunu çevirdi. Reko şöyle yapsak ne olur? Bunun olmaz mı? Boşluk. Bunun boşluğu. Ben iki noktasını koydum değil mi? Koymuşum oraya. Tamam. Bu şurada. Bunun boşluğu. Bu da aslında burada olması gerekiyor. Şöyle. Ya bu şeyle bu Python'ın şey yok mu ya burada? Neydi onun adı? Kodu şey yapıyordu, düzenliyordu. Öyle bir şeyimiz var mı? Fix indentation. Şura. Var mı öyle bir kodumuz? En sondaki return var ya, orada bir gerçi yok, sorun yok yani. Yok var, en sondaki kodda sıkıntı var sanırım. Şöyle bir şey desek, fix 109. satırdaki yanlış. indentation. Unindent Yok. does not match any outer indentation level. Yani. Şunu silsem. Bu sıkıntı çıkarıyor. Şuraya bir tane boşluk koysam. Bu acaba susar mı? Şuraya da bunu koyup bunu yapsam. Sustu. Vallahi sustu. Vallahi oldu. Bu kadar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Ben bunu özellikle şey yaptım ya mesela. Ben bunu diyorum ki 5 kere 5 kere yaz. Sonra da başlangıcına merhaba dünyayı yaz. Ya bu çok karıştı şu anda ama çok takılmayın buna. Burada yapmaya çalıştığım şey şu. İç içe kodları bu şekilde yazmamızı olanak sağlayan bir Python sintaksı var. Echo 5'i çağırdım, Sevinç'i çağırdım, sonra Merhaba Dünya'yı çağırdım. Bakın, Merhaba Dünya 1, 2, 3, 4, 5 kere Sevinç yazdım, sonra Dünya yazmış. Bunlar default parametrelerimiz olmasına rağmen mesela. Evet. Ya bence güzel bir ders oldu. Ya sorunuz var mı? Varsa şey yapın, sorun arkadaşlar. Bakalım. Öğrenelim nasıl bir şey. Bu indent kısımları çok önemli arkadaşlar bu arada Python'da. Yani o olmadan olmuyor. Yani diğer dillerdeki mesela C sintaks dillerinde mesela C sintaksı mıydı ya? O ne deniyordu ona? Ya C benzeri dillerde üstü parantezde bu sorunu çözüyorsunuz. İstiyorsanız yani bütün programı tek bir satırda yazın. Ama Python'da maalesef boşluk koymak gerekiyor. Evet, o zaman sevgili arkadaşlar, sorunuz yoksa haftaya Object Oriented Programming şöyle yazayım. Object Oriented Programming yani OOP'ye giriş yapacağız. Çok önemlidir.
Hazırlıklı gelin. Benim tavsiyem. Özür dilerim. Hazırlıklı gelin arkadaşlar. Klaslar nelerdir? Fonksiyonlar nelerdir? Klasların içerisinde kullanacağımız değişkenlerin tipleri nelerdir? Yani değişken tiplerinin tipleri önemli daha doğrusu. Bunlara hazır gelirseniz haftaya çok fazla zorlanmazsınız. Evet. Arkadaşlar başka sorunuz yoksa bugünlük bizden bu kadar. Sormak istediğiniz sorular olursa. İyi akşamlar Sevinç. Evet. Haftaya Perşembe günü yine aynı saatte, aynı kanalda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok dikkat edin. Görüşürüz.